Bugün günlerden 4 Kasım Cuma, saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Ege Üniversitesi'nde öğrencilerin kariyer gelişimini en etkin şekilde destekleyen üniversite ödülüne katkı sağlayanlar için bir ödül töreni düzenlendi. Öğrenci odaklı uygulamalarıyla öğrencilerin kariyer gelişimini en etkin şekilde destekleyen üniversite ödülünü alan ilk ve tek üniversite Ege Üniversitesi'nde bu başarıya katkı sağlayan birimler ve temsilcileri düzenlenen törenle ödüllendirildi. Ege Üniversitesi'nin her geçen gün büyüyen bir aile olduğunu ifade eden Rektör Budak, göreve geldiğimiz ilk andan itibaren öğrenci odaklı bir yönetim anlayışı geliştirdik diye konuştu. Öğrenci merkeze alan ilk ve tek üniversite oldu. Ama buradaki ödülde ölçülebilir parametreler üzerinden öğrencinin stajına, üniversite sonrası yaşama, kariyer anlamında hazırlanması, mezunları takip etmeye kadar veriler üzerinden, ölçülebilir parametreler üzerinden verildi. Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, ödülün kazanılmasına en fazla katkı sağlayan birimler olan edebiyat, mühendislik, tıp, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Ege Meslek Yüksekokulu ve Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yöneticilerine plaket verdi. Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Ersan, Kariyer Planlama ve Başarı Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ebru Kalyoncu ve Koordinatörlük Çalışanları Çağatay Çetin Ürkmez ve Melike Yıldız'a da plaket verilen törende fakülte kariyer temsilcilerine de teşekkür belgesi takdim edildi. Ege Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Axolotl Laboratuvarı törenle hizmete açıldı. Ege Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Ege Haymer bünyesinde Türkiye'de devlet üniversitelerinde bir ilk olarak Axolotl Laboratuvarı kuruldu. Laboratuvarın açılışına Rektör Profesör Doktor Necdet Budak'ın yanı sıra Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Uğur Sunlu, Ege Haymer Müdürü Profesör Doktor Murat Olukman'la laboratuvarın açılışında katkı sunan akademisyenler ve lisansüstü öğrenciler katıldı. Kurulan laboratuvarın dünyadaki örnekleriyle rekabet edebilecek ölçekte olduğunu söyleyen Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, Türkiye'de sadece bir vakıf üniversitesi içerisinde faaliyet gösteren Axolotl Laboratuvarı'nı bir devlet üniversitesi olarak Ege Üniversitesi'nde hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz diye konuştu. Sağlık turizmine yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi yurt dışından da hasta alımına hazır. Türkiye'nin ağız ve diş sağlığı konusunda öncü akademik birimlerinden olan Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, diş hastalıkları tedavisi ve diş bakımı için yurt dışından da hasta kabulüne başlıyor. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin uluslararası standartların üzerinde tanı ve tedavi hizmeti sunduğunu vurgulayan Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, modern diş hekimliğinin gerektirdiği tüm klinik uygulamaları başarıyla gerçekleştiren fakültemiz yurt dışından da hasta kabulüne başlıyor diye konuştu. Ege Üniversitesi'nde Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Teknofest 2023 bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanlarında yetişmiş insan kaynağını arttırmayı hedefleyen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest 2023 hazırlıkları kapsamında Ege Üniversitesi'nde lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. İletişim Fakültesi konferans salonunda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Rektör Profesör Doktor Budak, Teknofest'in paydaşı bir yüksek öğretim kurumu olarak öğrencilerimizin kuracakları takımların ihtiyaçlarını karşılamak için tüm gücümüzü seferber ediyoruz dedi. Toplantıda Ege Üniversitesi'nde Teknofest 2023 kapsamında proje gruplarının oluşturulması ve takımların yapacakları çalışmalara yönelik sürdürülen hazırlıklar değerlendirildi. Ege Üniversitesi'nde hayatı kolaylaştıran dijital uygulamalara bir yenisi eklendi. Ege Mobil Bilgi Sistemi kullanıcıların hizmetine sunuldu. Yeni dönemde dijitalleşme çalışmalarına hız veren Ege Üniversitesi, yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. Pek çok dijital uygulamayla hem öğrencilere hem de çalışanlara işlemlerde hız ve kolaylık tanıyan hizmetler sunan Ege, şimdi de Ege Mobil Bilgi Sistemi'ni paydaşların kullanımına açtı. Mobil bilgi sisteminin çok yönlü bir uygulama olduğunu dile getiren Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, öğrenci bilgi yönetim sistemiyle entegre olan sistemimizde ders müfredatları, notlar, ders ve sınav programları, devamsızlık durumları, transkripler ve harç bilgileri de sistem üzerinden öğrencilerin erişimine açık dedi. Sistem üzerine kayıtlı bir de panik butonu olduğunu söyleyen Rektör Profesör Doktor Necdet Budak,
acil durumlarda kullanıcılar mobil uygulamasından panik butonuna basmasıyla Güvenlik Şube Müdürlüğümüze bildirim yapılarak bulundukları lokasyon bilgisi geçici süreyle paylaşılıyor. Böylece çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin kampüs içerisindeki güvenliği sağlanıyor dedi. Ankara ve ilçelerinde yoğun ilgi gören Julio Polis'in Yüzleri sergisi, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü desteğiyle İzmir halkıyla buluştu. Küratörlüğünü Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Metin Büyükkara ve Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Evren Sertalp'in üstlendiği serginin açılışından önce bir tanıtım paneli düzenlendi. Panelde Julio Polis Antik Kenti'ne dair bilgiler ve sergide kullanılan dijital arkeoloji ve antropoloji yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Sergide kullanılan yeni teknolojilerin arkeolojide yeni bir dönemin başladığına işaret ettiğini söyleyen Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Haluk Sağlam Timur, Julio Polis'in Yüzleri sergisi bu anlamda son derece önemli diye konuştu. Panelin ardından açılışı yapılan ve katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği sergide Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin yürüttüğü kurtarma kazılarıyla ortaya çıkarılan Julio Polis Antik Kenti'ne dair bilgiler dijital arkeoloji ve antropoloji yöntemleriyle ziyaretçilere sunuldu. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi Televizyonu'nda buluşmak dileğiyle. Mutlu günler dileriz.